Merhaba, hafta sonu siyasete hoş geldiniz. Halkların Demokratik Partisi 23 Şubat'ta kongreye, 4. olağan büyük kongresine gidiyor. Neler olacağını biz de birinci ağızdan dinlemek istedik. Partinin eş genel başkanı Sezai Temelli bugün konuğumuz. Sezai Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kongreye gidiyorsunuz. Tabii herhalde burada sorulacak en önemli soru, tekrar aday olacak mısınız veya aday gösterilecek misiniz? Partinizde diğer partilere nispeten daha farklı bir mekanizma var bildiğim kadarıyla. Onu da açıklarsanız bilmeyenler için de aydınlatıcı olur. Şimdi hep söylenen bir şey vardır, parti içi demokrasi diye. Bütün partiler bunu tartışır falan. Parti içi demokrasi çok önemli bir şey. Fakat parti içi demokrasiyi nasıl çalıştıracağınız daha da önemli bir şey. Çünkü birçok üyeniz var, birçok tabanınız var. Bunların görüşleri, önerilerinin ortaya çıkabileceği bir mekanizmaya ihtiyacınız var. Biz bugüne kadar bulduğumuz bir yöntem var. Kurullarımızı çalıştırmak, kurullar demokrasisini çalıştırmak. Radikal demokrasi anlayışımız var. Müzakereci demokrasi demek bir yanıyla da bu. Bunu başardık. Geçmişte de olduğu gibi. Hatta bir teamül oluşturduk. Bizim böyle bir teamülümüz var. Dolayısıyla insanlar gelip ben adayım, adaylar arası bir yarışmadan ziyade müzakerelerle bir parti meclisi oluşturmak, bu çoğulculuğu bizim radikal demokrasi çerçevesindeki mücadele hattımızı sırtlayıp götürebilecek bir parti meclisini oluşturmak ve ondan sonra da bu parti meclisiyle ve önümüzdeki dönemin siyasetiyle birlikte düşündüğümüz bir eş başkanlık mekanizmasını hayata geçirmek. Böyle bir teamül yarattık, böyle bir işleyiş mekanizması yarattık. Şu anda kurullarımız çalışıyor. Parti meclisi henüz biçim almadı, henüz listelerimiz tamamlanmadı. Bu ortaya çıktıktan sonra kurullarımız eş başkanlık çalışması yapacak. Dolayısıyla da şu an için bir eş başkanlık tartışması henüz nihayete kavuşmuş ya da gündeme gelmiş değil. Diyeceksiniz ki bir hafta kaldı. Evet, bir hafta kaldı ama hep de şöyle olmuş geçmişe baktığımızda son 2-3 günün yoğun tartışması içinde tamamlanmış. Herkesin fikrini almak, herkese ulaşmak, katılımını sağlamak, o görüşler çerçevesinde ortaya bir tablo çıkardığınızda bu söyleminizle icraatınız arasındaki ahengi ortaya koyuyor. Bu da bizim için çok kıymetli. Dolayısıyla şu an için kimse aday değil. Şu an için böyle kimsede de bir beklenti yok. Kurullarımızın, o çoğulcu yapımızın iradesine hepimiz güveniyoruz. Kurullar tarafından veya işte parti içi mekanizmalar tarafından adaylar gösterilecek ama siz kişisel olarak bir dönem daha devam etmek ister misiniz veya diyecek misiniz? Dediğim gibi bu tür bir açıklama yapmak ya da yorum yapmak bile o kurullarımızın, o mekanizmasının iradesi açısından ben olumlu karşılamadığım bir şey. O yüzden de mesela biz geçmişte de olduğu gibi, benden önceki eş başkanlar döneminde de ilk günden bugüne kadar gerçekten ne yorum yaptık ne de bu konuda bir beyanatta bulunduk. Çünkü inanıyoruz. Bizzat biz kurduk zaten bu partiyi. Bu mekanizmalar çalışsın diye bunca yıl emek verdik. Şimdi kalkıp da buna karşı bir yorum yapmak, bir irade beyanında bulunmak bence bu mekanizmayı tökezletir. O yüzden hiçbir yorum yapmıyoruz, bir beyanatta da bulunmuyoruz. Şunu soracağım, şimdi eğer yanlış bir şey söylüyorsam lütfen beni düzeltin. 100 kişiden oluşuyor parti meclisiniz ve iki dönem kuralı var. Evet. Ve okuduğum kadarıyla bu 100 kişinin en azından yarısı bu kurala tabi olarak değişeceği bekleniyor değil mi? Şimdi bu değişim, bu isimlerin değişimi aynı zamanda bir siyaset değişimini, bir bakış açısı değişimini de birlikte getirecek mi? Bir yenilenme, yani yenilenme derken işte mesela gençleşme veya işte kadın sayısının artması veya herhangi bir politikada bir değişiklik, bir çizgi değişimi gibi bir şey bekleniyor mu? Ana stratejik hattımız, paradigmamız, kuruluş ilkelerimiz aynen devam ediyor. Daha da güçlenecektir, daha da genişleyecektir. Bir kere bu anlamda beklentilerimiz de çok yüksek önümüzdeki döneme dair partimizden. İki dönem kuralı bizim için çok önemli bir kural, ilkesel bir kural ve hayata geçirme konusunda hep kararlıydık. Bugüne kadar da böyle oldu, bugünden sonra da böyle olacak.
bazı arkadaşlarımız iki dönem kuralına takıldığı için parti meclisinde yer alamayacak. Ama sadece parti meclisinde çalışılmıyor. Partinin o kadar çok mekanizması var ki bu arkadaşlarımız önümüzdeki dönem siyasette çok daha güçlü katkılar sunacaklar o kurullarla. Diğer taraftan zaten eşit temsiliyet esasıyla çalışıyoruz. 100 PM listemiz, 50 yedek listemiz. Bunun 75'i kadınlardan oluşuyor, 75'i erkeklerden oluşuyor. En az 75'i kadında diyoruz. Artı eşit temsiliyetin üzerinde de ilave pozitif ayrımcılık anlayışımız da var. Yani 76. kadın arkadaşımız görev aldığında bu bizim tercih ettiğimiz bir şey. 77. görev aldığında bizim tercih ettiğimiz bir şey. Ama şeyi... En azı 75'tir. Yani eşit temsiliyettir. Bir kere bu da tavsiye. Gençleşmek tabii çok önemli. Çünkü sadece parti meclisinde gençlerin olması değil, gençlerin siyaset, gençlerle beraber siyaset yapılması, genç siyasetin hakim olmasını sağlamak önemli. Bu da bizim çok özendiğimiz, önemsediğimiz bir mesele. Yani parti içi statükoların ya da genel olarak Türkiye siyasetindeki belli kalıpların yıkılması ancak ve ancak genç siyasetle mümkün. Değişimi isteyen siyasetle mümkün. Dönüştürücü güç olan genç siyasetle mümkün. Bu da tabii çok önemli. Parti kadrolarımızın büyük bir kısmı yani değişiyor ama dediğim gibi parti meclisindeki bu değişiklik genel siyasi hattımızda, mücadele hattımızda bir değişiklik değil, bir güçlenme, genişlemeye işaret ediyor. Bu anlamda çok daha güçlü bir kongre, çok daha kapsayıcı ve en temel fikriyatımızla uyumlu o çoğulculuğu yansıtan bir kongre ve sonrasını düşünüyoruz. Peki çok direkt bir soru sorayım. Siz bir erken seçim bekliyor musunuz? Parti olarak da soruyorum, kişisel olarak da soruyorum. Evet. Şimdi parti olarak zaten bunu ilk biz dile getirdik. Yani erken seçim olmalı diyoruz biz. Çünkü bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye yol alamaz, gidemez. Bu uydurma bir sistem. Geride 1,5 yıl bıraktık. 1,5 yıl boyunca Türkiye'nin hiçbir sorunu çözülmedi. Tam tersine sorunlar derinleşti, katmerleşti. Artı yapısal sorunlara, konjonktürel sorunlar eklendi. O da yetmedi. Sorunları bir de ihraç etmeye başladık biz. Suriye'yi meselesi tipik böyle bir mesele. Irak böyle, Kıbrıs, Ege, Karadeniz. Yani sadece Türkiye kendi sorunlarıyla baş başa da değil. Sorunu ihraç edip sorun ithal eder hale geldik. Bu tamamıyla tek adam anlayışının, bu zihniyetin bir ürünü. Demokratikleşmeden bahsederken Türkiye demokrasiden kaçan bir ülke haline geldi. Bütün bunları alt alta koyduğumuzda bu sistemle yol almak mümkün değil. Bir an önce değişmeli. Bu değişim iradesini açığa çıkartacak bir sürece ihtiyacımız var. Bir erken seçime gitme süreci. Erken seçim, erken seçimden sonra da yeniden bir kurucu iradeyi ortaya çıkarmak, bunu hayata geçirmek önemli. Bunun çağrısını yaptık, erken seçim talebimizi dile getirdik. Bir an önce ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. Çünkü gerçek anlamda tıkanmış, krizlerle boğuşan bir ülke Türkiye bugün. Tabii kişisel olarak hem de bir akademisyen kimliğimle bakarsam, yani yaptığım hesaplamalar ya da analizlere bakarsam 1,5 yıl içinde bir erken seçim gözüküyor. Hı hı. Şimdi ittifakların durumunu soracağım. Tabii seçim deyince hemen akla o geliyor. Bu sistem aynı zamanda değişik bir şey. Daha önce pek görmediğimiz bir şey ortaya çıkarttı. İttifaklar diye bir şey oluştu. Resmi, gayri resmi ama böyle bir şey var sonuç olarak. Şimdi bunun şeyini, ilk öncülünü yerel seçimlerde bir nebze de gördük. Yani HDP'nin özellikle çok büyük bir rolü oldu. Büyük şehirlerde özellikle, destek verdiği yerlerde genelde CHP'nin diyelim adayları kazandı. Vermediği yerlerde de kazanamadı, kazanabilecekken belki. Bilmiyorum spekülasyon mu yapmış oluyorum ama rakamlar biraz onu gösteriyor. Şimdi o günden bugüne yani 31 Mart'tan ve 23 Haziran'dan bugüne nasıl görüyorsunuz bu resmi, gayri resmi diyelim ve üstü kapalı ittifak olayını? Yani iyi devam ediyor mu şu anda hala yoksa
Ara sıra sanki böyle bazı açıklamalar oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Sanki böyle bozulacak mı, bozulmayacak mı? İktidar bozmak istiyor bu ittifakı deniliyor vesaire. Şimdi bir şeyi çok net ortaya koymak lazım. Biz bir strateji ortaya koyduk 31 Mart'ta. Kimseyle ittifak yaparak, kimseyle pazarlık yaparak koymadık bunu. Çünkü bu yeni sistem dediğiniz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi aslında %51 barajlı sistem dediğimiz Cumhurbaşkanı seçecek sistem bir ittifak siyasetine, bir bloklaşmayı dayatıyor. Sistemin o aklı içinde bloklaşmak, ittifak yapmak sistemi yeniden üretmek demek. Biz bu sisteme karşıyız. Sistemin yeniden üretilmesini istemiyoruz. Bu sistemden kurtulmak istiyoruz. Dolayısıyla gidip herhangi bir ittifak cephesinin içinde yer almak, ittifakçı, bloklaşmış bir siyaseti yeniden üretmek istemiyoruz. 31 Mart'ta biz bu kamplaşmış, bloklaşmış siyasete müdahale ettik. Bu müdahale sonucunda CHP'li adayların kazanması bizim CHP ile bu türden sistemin beklediği bir ittifakı yaptığımız anlamına gelmiyordu. Sürekli bunu anlattık. CHP'liler bunu yanlış yorumluyor olabilirler. Ama şöyle bir gerçeklik ortaya çıktı. Türkiye'nin bu iktidardan nasıl kurtulacağına dair büyük bir umut ve beklenti açığa çıktı. Şimdi bunun gereğini yapmamız lazım. Nasıl yapacağız? Gerçekten sahici, halkın, toplumun beklentilerini karşılayacak ittifakları var etmemiz lazım. Bunun adresi Ankara'da kulislerde yapılacak ittifaklar değildir. Bunun adresi mahallede, iş yerinde, sokakta, ilçede, ilde, yani Türkiye'nin her yerinde toplumun yan yana gelmesi, demokrasi mücadelesine katılması, bu demokrasi mücadelesinde özne olarak, bu değişim sürecinde yer alarak siyaseti zorlaması gerekir. Yoksa yukarıda yapılacak ittifaklar zaten bu sistemi yeniden üretmeye aday ittifaklar. Bugün belediye başkanlıkları tabii çok önemli bir şeydi. Fakat sağlıklı bir ittifak süreci yaşayamadığınız zaman seçim dönemlerine sıkışan, seçim başarılarıyla sınırlı bir iş yapmış olursunuz. Oysa biz Türkiye'yi dönüştürmek istiyoruz. Türkiye'yi demokratikleştirmek istiyoruz. Türkiye'nin en temel meselelerinin çözülmesini istiyoruz. Bunu çözmenin yolu bu müzakere zeminlerinin yaratılmasıdır. İktidar ne yapıyor? Bütün müzakere zeminlerini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Toplumun üzerindeki baskı, şiddet, yasaklar, hatta açık şiddet tam da buna yönelik. Böylece toplumu sindirmek, siyaset yapamaz hale getirmek ve bütün meseleyi o alışılagelmiş kutuplar içine sıkıştırıp sağ popülizmin üzerinden bir blok yaratmak peşinde. Bunu kırmanın yolu bizatihi toplumun politikleşmesi, siyasete müdahale etmesiyle mümkün. Bir kanadı bu anlayışa, bu zihniyete karşı mücadele etmektir. Bir kanadı da bu mücadeleyi güçlendirecek ve Türkiye'yi değiştirecek müzakereyi yaratmaktır. Bizim anlayışımız bu. 31 Mart'ta doğru bir şey yaptık. Artık bu iktidar değişmez diyenlere evet değiştirebiliriz umudunu verdik. Değiştirdik de yerellerde. Bunun bir diyeti var diye bunu söylemiyorum. Ama neyin nasıl yapılmasına dair aslında önemli bir hamleydi. Karşılığını buldu. Şimdi herkesin bunu değerlendirme zamanıdır. Şimdi tabii o günden bugüne yine 31 Mart'tan sonra yeni aktörler de katılmaya başladı siyasete. Ahmet Davutoğlu girdi resmi olarak böyle kanlı canlı partisiyle şu an siyasetin içinde. Ali Babacan'ınki biraz daha soyut duruyor. Daha hala henüz bir şey böyle dediğim gibi kanlı canlı ortaya gelmiş değil parti. İsmi yok, adı yok, sanı yok ama sürekli biz herhalde 3-4 aydır aynı şeyi konuşup duruyoruz. Ha kuruldu, ha kurulacak ama belli ki kurulacak. Öyle bir şey gözüküyor. Şimdi yeni aktörler katılıyor ve bu iki aktör de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden koptuğu için doğal olarak aynı blokta olmaları beklenemez. Bu da ne demek? Diğer blokta yani sizin, CHP'nin, İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin olduğu tarafta olmaları beklenir normal olarak. Siz ne diyorsunuz bu yeni partilerle aynı tarafta olmayı ne kadar
yapabileceksiniz ileride? Çünkü mesela şöyle bir şeydi. Davutoğlu bildiğiniz gibi burada pazartesi günü burada Ruşen Çakır'ın ve Sedat Pişirci'nin konuydu. Mesela şey dedi, ben Kürtlerin sevdiği bir Türk'üm dedi. İşte ama öte yandan ben HDP ile işte bir arada alınmak istemem mealen söylüyorum. Ona benzer bir şey söyledi. Ne dersiniz yeni aktörler hakkında? Şimdi siyasete yeni aktörlerin girmesi, yeni siyaset kurumlarının oluşması olumladığım bir şey. Çünkü bugün küresel siyasetin belki de en önemli sorunu temsiliyet sorunu. Temsiliyeti arttırabilmenin, genişletebilmenin yolu daha fazla siyaset yapacak aktörün sahnede yer alması. Bu işin bir kere bizim anlayışımıza denk düşen tarafı. Ama bir tarafı da var ki AKP çözülüyor. AKP'den iki partinin çıkıyor olması, birinin kurulduğu, öbürünün kurulacak olması bir çözülmeye delalet. Ciddi hızla oy kaybediyor. AKP siyaset üretemiyor. Bütün siyaset yapma hakkını zaten Erdoğan'a ipoteklemiş durumda. Tekçiliği aslında AKP kendi içinde de bunu hissediyor, yaşıyor. Bunu kabul etmeyenler ayrılıyor, uzaklaşıyor. Bu iki partiye gitmeyenler de var ayrılıp ya da kenara çekilen. Tabanda bir çözülme var. Araştırmalar da bunu ortaya koyuyor. Yani beklenen bir sonuç AKP'den kopmalar. Burada en önemli kritik şey şu, yeni aktör mü bunlar? Yoksa AKP'nin kopyaları mı, prototipleri mi ya da işte farklı bir şeyleri mi? Bunu anlamaya çalışmak lazım. Toplum buna bakar. Çünkü tükenmiş bir siyaseti yeniden üretecek mekanizmalar aslında siyasete bir şey getirmez. 18 yıllık bir AKP döneminden bahsediyoruz ve bu iki aktör de bu dönemde rol almış. Birisi Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı yapmış, diğeri ekonomiyle Ekonomi Bakanlığı yapmış, Devlet Bakanlığı yapmış aktörler. Bu 18 yılın bakiyesine, 18 yılı nasıl değerlendirecek? Önümüzdeki dönemde bu 18 yıla dair ne söyleyecek? Bir. İkincisi siyasetten yeni ne söyleyecek? Farklı ne söyleyecek? İki, bunları toplum değerlendirecek. Yoksa ben yeni parti kurdum dediğinizde yeni bir siyaseti işaret etmiyor olma olasılığınız da yüksek. Hatta daha yüksek. Davutoğlu'nun bu açıklamaları biraz bunu gösteriyor. Şimdi eğer siz hala aynı terminolojiyi kullanacaksanız, aynı siyasi çizgiyi yapacaksanız, duracaksanız o çizgide ve Türkiye siyasetini değerlendirirken geçmişte Türkiye siyasetini çürüten, Türkiye siyasetin içinden çıkılmaz bir yere sürükleyen retoriği, söylemi tekrarlayacaksanız burada yeni bir şey görmek çok mümkün değil. Dolayısıyla toplumun beklentileri, özellikle de Kürt meselesi dediğimiz meseleye dair beklentilerin geldiği aşamaya baktığımızda bu tür söylemlerin çok sıcak karşılanması mümkün değil. Hı hı. Biraz daha güncele gelirsek, son bir haftadır veya 10 gündür sürekli konuştuğumuz bir konu var. FETÖ'nün siyasi ayağı. O tartışmalar hakkında ne dersiniz? Yani işte Kılıçdaroğlu bildiğiniz gibi dedi ki asıl siyasi ayak aranıyorsa işte Cumhurbaşkanı'nın kendisidir dedi. Şey diyenler var, bütün partilerde vardı diyenler var vesaire. Siz ne dersiniz? O günleri nasıl, şöyle bir geri dönersek nasıl bakıyorsunuz? Şimdi bu FETÖ meselesi... Bir de şeyi çok özür diliyorum, bir şeyi de sorayım. Sizce milat hangisi FETÖ ile mücadelede? FETÖ ile mücadelede yani bir mücadele gerçekten var mı yok mu? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Şimdi FETÖ dediğiniz mekanizma ya da belli bir mekanizmanın içinde FETÖ'nün konumlandırılması ve bir teşkilatlanmanın falan baktığınızda tarihi çok eski. Hani meşhur laftır ya, hepiniz oradaydınız diye. Böyle dönüp bir 40 yıllık, 50 yıllık bir şeyden bahsediyoruz, tarihten bahsediyoruz. Fakat FETÖ ile birlikte hareket eden, daha fazla hani FETÖ'ye biçilmiş rolden FETÖ'yü daha başka bir sahneye davet eden ve onunla beraber fazla haşır neşir olmuş birçok siyasi manevrayı onunla yapmış iktidar AKP. Diğer iktidarların da tabii şeyi var ama bundaki en bariz şey AKP. AKP'liler siyasi ayak arıyoruz, odur budur falan diyorlar ama şimdi bir siyasi ayak şeklinde değerlendirmemek lazım. Birlikte siyaset yapmışlar ve FETÖ'cü yöntemlere hala devam ediyorlar. Dolayısıyla esas açık tablo bu. Nerede görüyoruz bunu? Mesela yargıda görüyoruz. Özellikle
HDP'li tutsakların yargılanmasında, işte Figen Yüksekdağ'da, Selahattin Demirtaş'ta, Sabahattin Caddi'de, yani bütün arkadaşlarımızın davalarına baktığınızda o FETÖ'cü dediğimiz şey devam ediyor. Zihniyet kendini koruyor, devam ediyor. Ya da güvenlikçi politikalarda dönüp baktığımızda aynı akıl devam ediyor. Kürt meselesine yaklaşımda bırakın bir farklılaşmayı, neredeyse yöntemlerin aynen sürdürüldüğünü görüyoruz. 2-3 finans, maliye anlamında baktığımızda aynı zihniyetin yeniden üretildiğini görüyoruz. Bankacılık sektöründe bakın meclise bir düzenleme daha geliyor. Bunun izlerini bunun içinde görmeniz mümkün. O zaman siyaseten bir kopuş değil bu. Siyaseten aynı aklın, aynı yöntemin yeniden üretildiği bir şeyi görüyoruz, hattı görüyoruz. Siyasi ayak aramak falan derken işte tablo ortadadır. Bunun için hafiye olmaya gerek yok. Bütün çıplaklığıyla bunu görmemiz mümkün. Suçlu mu arıyorsunuz? Bu ayrı bir mesele. Yoksa siyasi ayak, siyaset aklı, siyasi zihniyet gayet tutarlı gidiyorlar. Yargıda da, işte güvenlik politikalarında da, Kürt meselesine yaklaşımda da, kamu kaynaklarını kullanmada da aynı yöntemlerle gidiyor. 17-25'i farklı şeylerini, sahnelerini hep birlikte yaşıyoruz. Şimdi bu bir tarafta suçlu arayıp, bu birilerini suçlu ilan edip belli bir kısmı aklamada ayrı bir şey. Genellikle de kamuoyunu bununla meşgul ederek aslında esas görülmesi gerekenin görünmez kılındığını izliyoruz. Çok net, açıktır, ortadadır. AKP'nin 18 yıllık iktidarı döneminde FETÖ'cü dediğimiz yapılarla ne kadar haşır neşir olduğu, siyaseti bizzat bu yöntemlerle yapıp geliştirdiği ve bugün de bunda devam ettiğini, akıl olarak, yöntem olarak devam ettiğini görüyoruz. Evet, belli suçlular yakalandı, cezaevine kondu, belli bir kısmı kaçtı. Ama herkes şuna inanıyor ki bu suça ortak olmuşların hala bu mekanizma içinde rol almaya devam ettiğine kamuoyu inanıyor. Bunların açığa çıkması gerçek anlamda, siyasi ayak mı dersiniz, suçlular mı dersiniz, bunların gerçek anlamda açığa çıkabilmesinin yegane yolu AKP'siz bir iktidar dönemine bağlı. Çünkü eşyanın tabiatı gereği böyle. Siz 18 yıl boyunca birlikte siyaset yaptıysanız ve bu birlikte siyaset yapmaya bağlı olarak devleti birlikte yönettiyseniz ortak dosyalarınız vardır. Ve bu dosyaların ne kadarının açılıp ne kadarının açılmayacağına karar verecek siyasi irade bu birlikte siyaset yapanlarsa eğer, o zaman biz tüm dosyaların açılmasını istiyorsak her şeyden önce ben şunlar suçludur, bunlar suçsuzdur diye bir yargının yerine kendimi koymuyorum. Ama kamuoyu vicdanının rahatlaması için o dosyaların açılıp kamuoyu önünde şeffaf, açık bir yargılama sürecinin gerçek anlamda hayata geçmesi için her şeyden önce AKP iktidarda olmamalıdır. Şimdi 18 yıllık bir geçmiş dedik. Buna kimisi yük diyebilir, kimisi icraat dönemi diyebilir vesaire. Şimdi şuna geleceğim. Sizin partinizi sevsin sevmesin, oy versin vermesin, insanların büyük bir çoğunluğu kabul ediyor ki HDP seçim matematiği açısından bakarsak en azından kilit bir parti. Yani muhalefetin ne kadar ihtiyacı varsa aslında bir bakıma iktidarın da sizin oylarınıza ihtiyacı var. Çok şeyi değiştirebilecek konumda bir parti oylarıyla. Şimdi diyelim ki bugün iktidar, hani bu Cumhurbaşkanlığı sistemi koalisyonları bitireceğiz diye iddialarından biri. Ama aslında baktığımız zaman bugün bir koalisyon var herhalde, bilmiyorum kabul eder misiniz ama AKP-MHP koalisyonu diyelim aslında biz buna. Araları bozulduğunu farz edelim ve bu durumda belki Bahçeli Bey vazgeçer, belki Tayyip Bey vazgeçer bu işten. Dolayısıyla sizin oylarınıza ihtiyaçları olacak. Bu oyları alabilmek için yeni bir açılım başlatsa, böyle bir yeni bir yumuşama süreci başlatsa, mesela Selahattin Demirtaş hapisten çıksa, işte bu kayyum işinden vazgeçse vesaire vesaire, bu tarz böyle bir yumuşama süreci başlasa, siz parti olarak şunu mu dersiniz, şunu mu dersiniz? Yani
tamam bize zeytin dalı uzatıyor, biz de bunu kabul edelim mi dersiniz? Yoksa bir dakika sizin 18 yıllık bir yükünüz var, çok kabahatiniz var bize göre. Dolayısıyla yok, biz bu işin içinde bir daha o işe girmeyiz mi dersiniz? Ne dersiniz? Şimdi bir kere şu koalisyon kavramını temizlemek lazım. Koalisyon iyi bir şeydir çoğulculuk açısından. Bu koalisyon değil, bu pazarlıkçılık. Pazarlıkçı bir sistem bu. Yoksa seçimin halkın iradesi açığa çıkmış, meclis kompozisyonu ortaya çıkmış. Bu kompozisyona bağlı olarak halkın iradesine uygun koalisyonlar üretmek, çoğulcu parlamenter bir sistemde aslında hepimizin tekçi partilere karşı tercih edeceğimiz bir şey olmaz. Bu ayrı bir şey. Bunların yaptığı koalisyon falan değil, bunların yaptığı pazarlık. Yani pazarlıkçı bir sistem. Diğer blok da aynısını yapıyor. İkili blok meselesi bu zaten. Türkiye'de bu neyi kilitliyor? Demokrasiyi kilitliyor. İşte kayyumlar var. Yani demokratik bir ülkede, demokrasinin çalıştığı bir yerde kayyum atanır mı? Ülke kayyum cumhuriyetine dönmüş durumda. İşte yargının durumunu biraz önce konuştuk. Baktığınızda kuvvetler ayrılığı tümüyle ortadan kalkmış tekçi bir sistem. Kuvvetler Birliği'ni hatta savunabilen bir akıl var karşımızda. İnsan hakları, cezaevleri, yani alt alta saydığınızda bir felaketler kümesi karşımıza çıkıyor. Bütün bunların nedeni bu sistem dedik. Şimdi bu sistemi yeniden üretecek mekanizmalardan muhakkak kaçınmamız gerekiyor. Yani AKP ile mi, CHP ile mi iki bloğa sıkışmış bir yerin ortasında bir kilit parti olarak biz bu ikisinden biriyle hareket ederek sistemi yeniden üretmek istemiyoruz. Ortada bir kilit var. Demokrasi kilidi. HDP bu demokrasi kilidini açacak. Ülkeyi demokratikleştirecek. İddiası budur. Yoksa partilerin kendi ajandalarına yaslanıp bir o ajandaya uygun pazarlıkların içinde olmayacak. Türkiye'deki demokratikleşmeyi sağlayabilmemizin yegane yolu bu anlayıştan, yani tekçi anlayıştan kurtulmaktan geçiyor. Erdoğan bu iktidardan vazgeçmez, geçemez. Dolayısıyla bu iktidar anlayışını değiştirebilecek bir demokrasi mücadelesine, bir barış mücadelesine, bir insan hakları mücadelesine ihtiyaç duyulduğu bir dönemden bahsediyoruz. O yüzden de biz bir yere gitmeye değil, tam da halkın içinde demokrasi ittifakı dediğimiz yere herkesi çağırıyoruz ki bu sistemi dönüştürebilelim. Taşları doğru konumlandırmak, okumayı doğru yapmak bu açıdan çok önemli. Yoksa Türkiye'nin önünde çok daha büyük riskler söz konusu. Bu riskleri bugünden önleyebilmemizin yolu bu türden savrulmalardan kurtulup toplumu doğru bir yere davet etmekten geçiyor. Bizim rolümüz bu. Yoksa kilit parti olup matematiksel avantajlardan yararlanıp bu sistemi yeniden üretmek gibi bir derdimiz de kaygımız da söz konusu olamaz. Hı hı. Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Siz de buradan sonra başka bir programa yetişeceksiniz. Son olarak şunu sorayım o zaman. Şimdi HDP olarak tamam bir Kürt sorunu vurgunuz var ama sürekli Türkiye Partisi olduğunuzu da vurguluyorsunuz. Bunu ne kadar gerçekleştirebildi? Kongreden sonra bununla ilgili başka farklı şu ana kadar duymadığımız adımlar atılacak mı? Yani biz aslında Türkiye Partisi'yiz, biz bunu başardık ama işte baskıdan, medyadaki sansürden, şundan bundan dolayı biz bunu duyuramıyoruz, yani anlatamıyoruz kendimizi mi diyorsunuz? Yoksa bizim de hatalarımız var, tam o işi yapamadık, yapacağız ileride mi? Veya işte şu adımları atarak bunu biraz daha geliştireceğiz mi diyorsunuz? Bizim hatalarımızın, eksikliklerimizin, eleştirebilecek konularımızın değerlendirileceği platform farklı bir platform. Buna açığız zaten. Her kongre döneminden önce bir konferans süreci yaşarız. Hatta bu son geride bıraktığımız iki yıl içinde farklı farklı konferanslar da gerçekleştirdik. Eleştiriler, öz eleştiriler, yeniden yapılanmalar. Bu mekanizma bizde olabildiğince canlılığını korur. Burada bir şeyimiz yok, kısıtlılığımız yok. Bu başka bir platform. Diğeri bahsettiğimiz meseleye gelince, yani özellikle Türkiye'de Türkiye'leşme meselesi. Şimdi ben bunu hep biraz da mizahi olarak bakıyorum. Kendileri Türkiye Partisi olmamış partiler karşımızdakiler. Hepsi kimlik siyaseti yapıyor, dikkat edin. Yani Türkiye, mesela gerçek anlamda Türkiye Partisi olabilmesi için Türkiye'nin çoğulculuğuyla, Türkiye'nin tarihiyle, Türkiye'nin kültürüyle hemhal olmaları gerekiyor.
Hepsi bundan yoksun. En demokratı da yoksun, en ırkçısı da yoksun. Irkçısı zaten olması mümkün değil. Şimdi bundan bu kadar yoksun olup sürekli bize HDP'ye bu çağrıyı yapmaları aslında psikolojideki yansıtmadan başka bir şey değil. Kendilerini saklamaktan başka bir şey değil. Ben söyledim, Osmaniye'den öteye geçemeyen partiler bize diyorlar ki Türkiye Partisi olur. Bu tabii sadece işin mizahi boyutu. Gerçek anlamda baktığımızda kimlik siyasetine sıkışmış, çoğulculuğunu yitirmiş ve aslında Türkiye'nin sorunlarını da bu nedenle çözebilecek bir akıldan da hızla yoksun kalmış partiler var karşımızda. HDP bunu aşmaya çalışıyor. HDP çoğulculuğuyla, temsiliyet mekanizmalarıyla, radikal demokrasi anlayışıyla bunu aşma çabası içinde. Biz başardık, aştık, tamamdır demiyoruz. Bu bir süreç. Bunu geliştiriyoruz ama biliyoruz ki bu bir algı yönetimi. İlk günden beri zaten kurulduğumuz gün böyle bir anlayışla kendimizi hayata geçirdik. Paradigmamız bu. Referans fikriyatımız bu. Böyle başladık. Hatta biz önce bir Halkların Demokratik Kongresi'yle bir araya geldik. O kongre bileşenleri, o kongreyi hayata geçiren yapı Türkiye'ydi. Kaldı ki bir Türkiye içine de sıkışmış bir şey de değildi. Bütün küreseli kapsayan bir anlayışla var ettik kendimizi. Bir internasyonel dayanışma aklıyla var ettik kendimizi ve sadece Türkiye'nin sorunları değil, Türkiye ile beraber Türkiye'nin hinterlandındaki sorunları da gözeten, gören, çözüm üreten bir akılla yola çıktık. Ve HDP de zaten bu kongrenin içinden çıkmış bir parti. Böyle bir tartışma bizim içimizde yok. Bu tartışma ya da bu algı yönetimini bizim önümüze getirenler, aslında Türkiye açısından, Türkiyeleşme açısından kendi sıkıntılarının içinde dolaşıp kalan siyasettir. Türkiye özellikle de HDP siyasi parti olmasının ötesinde aslında Türkiye'de toplumsal barışı var etme çabasında olan da bir yapı. O yüzden de tüm Türkiye halklarına, tüm Türkiye toplumuna, emekçilere, kadınlara seslenmek istiyoruz. Yani HDP'yi izleyin, HDP'ye gelin, HDP ile karşılaşın. Yani bu karşılaşmalardan kendinizi sakınmayın. Bu algı yönetiminden kendinizi kurtarın. Çünkü toplumsal barış dediğimiz mesele çok önemli. Ne yapacaksanız bu iklimde yapabilirsiniz ancak. Bunu var edebilecek siyasetin içinde olun. Ayrıştıran, kamplaştıran, kutuplaştıran, nefret söylemini her gün, her gün, her gün kullanan bir anlayışa karşı birlikte siyaset yapan, birbirini gören, birlikte hareket eden yapıları ortaya çıkarmalıyız. Bu önemli. Evet, çok farklılıklarımız var. Zaten bizi kıymetli kılan bu. Yani bu ülkenin farklılıkları. Biz farklılıklar siyaseti yapıyoruz zaten. HDP'nin belki de kendini tanımlayacağı en güçlü şeylerden biri bu. Biz farklılıklar siyaseti yapıyoruz. Yani dışlayan, ötekileştiren bir siyaset dilimiz, üslubumuz, yöntemimiz yok. Dolayısıyla bu Türkiye demek zaten. Şimdi baktığımızda kategorileri var, dışlıyorlar, ötekileştiriyorlar, nefret söylemini çok rahat kullanıyorlar, hele hele. Bugün ülkenin ben cumhurbaşkanıyım diyen AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın her üç sözünden biri nefret söyleme. Ötekileştiren, hakaret eden böyle bir dil var. Bu siyaset dili olamaz. Türkiye'nin siyaset dili bütün farklılıklara eşit bir zaviyeden bakan bir siyaset diline sahip olmalı. Türkiye bunu bence anlıyor. Emekçiler anlıyor, kadınlar anlıyor, gençler anlıyor, halklar anlıyor, Aleviler anlıyor. Bugün Türkiye'deki birçok kesim bunu anlıyor. Buna dair tepkisi var, itirazı var. Fakat bunun siyasetini henüz yapmıyor. HDP işte bunun siyasetini yapmaya çağırıyor. Yani bütün bu farklılıkların içinde ortak bir siyaset diline, ortak bir eylemliliğe ihtiyacımız var. HDP'nin amacı bu. Bunu var etme çabası içinde. Kongrenizin tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyelim. Eğer aday olursanız size de başarılar dileyelim.
Sezai Temelli, Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza ayağınıza sağlık buraya geldiğiniz için. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.